Bana mı geldi? Evet lütfen. Şimdi birinci videonun sonunda ne diyor? Şimdi diyor, yanlış söylersem diyor, kendimi bağlamış olurum. Yani daha önce verdiği vaatleri 2019'da söyledikleriyle kendisini bağlamış olacağınız itiraf ediyor aslında. Hı hı. Kendisinin bağladığı <laughs> vaatleriyle cevap veremiyor şimdi. Çok enteresan bir durum. Unutmak insanlara mahsus ama her şeyi unutmak değil tabii. Her şeyi unuttuğunuz zaman başka bir... Duruma konuma geçmiş oluyorsunuz hem sağlık bakımından hem de siyaseten. Bir kere siyaset sağlığı açısından diyelim, siyaset sağlığı çok zayıf, yaptığı bir iş yok. Şimdi e, AK Parti'nin belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının projeleri bile bugüne kadar büyükşehir belediye başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu'nun projelerinden kat kat fazla biliyor musunuz? Ya bir Beykoz Belediyesi'ne bakın, Ümraniye'ye bakın. Yani bizde olan, AK Parti'de olan ilçe belediye başkanlarımızın inanılmaz projeleri var ya. Daha önceki aylar önce anlatmıştım burada. Bizim belediye başkanlarımıza da şunu sordum. Ya bunları ben AK Parti milletvekili, İstanbul milletvekili olarak bile yeni duyuyorum. Halk bunları duydu mu? Duyurmakta bir sıkıntı çekmişiz biz bugüne kadar. Yani ama bakıldığı zaman internetten herkes görebilir. <laughs> Büyükşehir Belediyesinin elindeki devasa bütçeye rağmen bir şey yapılamamış olması çok ilginç. yanlış söylersem beni bağlar diyor. Ya siz bugüne kadar zaman yalan söylemişsiniz. Kendinizi bağlı hissetmiyor musunuz? Yani yaptığı ne var? Ona hatırlamıyorum. bunu hatırlamıyorum. <laughs> Hatırlatalım. Ne kadar vaktimiz var? Nedim kadar size, var mı? Size süre tutmuyoruz. Metebi ve size süre tutmuyoruz. Dur, Nedim Allah, Bey. Var ya bu Nedim Bey'e süre tutuyoruz. Zalı tamam. <laughs> çünkü. Toplu taşıma yani lazım. İndirim yapacağım demişti. 4,5 yılda %580 zam yapmış. Hatırlamaz tabii ama belgeler hatırlıyor. İstanbul'a ucuz ve temiz su sağlayacağım demişti. 4,5 yılda suya 9 kere zam yapmış. Zam oranı %500. Suyun kalitesi ise sürekli tartışılıyor. Ona bir ekleme yapmak isterim. Sürekli haberini de yaptığımız için aslında belediye meclisinde İstenen oranlar da yapılmadı. O %500'ün çok daha üstüne çıkacaktı su. Tabii. Yani A daha düşük oranlarla Tabii. belediye meclisinden çıktığı için aslında orada kaldı. Tabii. Yani fazla zam yapmasın diye AK Parti'deki belediye meclis üyeleri engel oldu. Bana engel oluyorlar dedi. Yani zam yapmasına vatandaşın aleyhine bir şeye engel olundu. Ona rağmen 9 kere zam yapıp %500 zam yaptı suya. Öğretmenlere ve ev hanımlarına ve 12 yaş altındakilere ulaşım ücretsiz olacak demişti. Hatırlatalım hatırlamayanlara. Bunu da yerine getirmedi. Megabüs hattı kurulacak demişti. Bu hattı kurmadı. Hatırlamaması doğal olmayan bir şeyi nasıl hatırlayacak? Hali hazırda çalışan metrobüs ve İETT sisteminde işletemedi. Ulaşımı durumunu hepimiz görüyoruz. Hoş Ankara'daki trafik de buna benzedi. Hayvan rehabilitasyon merkezi açacağım demişti 2019'da açmadı. 2021 yılında sadece adalarda 226 at bakımsızlıktan öldü hatırlayacağız değil mi? Yani Maalesef. iyileştirme yapacakken mevcutlar da öldü. Hiç kimseyi işten çıkarmayacağız demişti seçim öncesi. Namus sözü verilmişti genel başkanı tarafından dolayı. O namus sözü verdiği namus sözü karşılığında 30 binden fazla emekçi işinden çıkardı. 33 bin kişi. Kaç? 33 bin. 33 bin yerine kaç kişi aldı? 46 bin kişi. Düşünebiliyor musunuz? Çok iyi hatırlıyorsun sen. Daha yeni paylaştım da o yüzden. Çünkü evet. bakın her şeyi her şeyi şey yapabilir, telafi edebiliriz. Aralarında 15 Temmuz gazileri, engelliler dahil olmak üzere tam 33 bin kişiyi çıkardı. Bunun da yarısına yakın, ya epey bir kısmını, pardon, rakam söylemeyeyim, epey bir kısmında şey e, tazminat alamayacak iş. İş kolu maddelerinden, iş maddelerinden attı. Ve bunları da atarken tasarruf gerekçe gösterdi. Bak 33 bin, anlaşılır. Dedim ki 33 bin kişi fazladan alınmış eski dönemlerde. Peki kardeşim 46 bin kişi aldın yerine. Bunun Hayır. bunun 400'ü, 500'ü de terör örgütleriyle iltisaklıydı ya. ya A bak, Ayrıca yap... emekçiyle niye uğraşıyorsun sen Tabii. ya? Emekçiyle, Tabii. işçiyle uğraşıyorsun. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan oranına, miktarına 3 katına çıkarma sözü veriyor 2019'da. Tam tersine yeşil alanları satışa çıkarıyor. İstanbul'un trafik çilesini azaltacağız dedi. 2019'da İstanbul'da %47'ymiş trafik yoğunluğu. 2024'te %90'a çıkmış yoğunluk. %47'den %90'a çıkıyor trafik yoğunluğu ama azaltma sözü vermişti. Deprem ile mücadele bütçesini azalttı, reklam bütçesine, şahsi bütçesine, şahsi reklamını, şahsi reklamını yapmak için harcadı. Bunun 4 trilyon TL 3890 falan, ortalama 4 trilyon TL olduğu söyleniyor. Bu konuda bir açıklama yapma, yaparsa kamuoyu 4 mutlu olur. 4 e, trilyon eski parayladır. 4 milyon mu yani? E olamaz. 4 milyardır. 4 trilyon olmaz. Çünkü e, şeyin e, 550 es, milyar bütçesi var şeyin. Eski 4 trilyon TL bugünkü parayla olsa az mı? <laughs> <TL. gülüyor> evet, hani yeni parayla 4 trilyon anlaşılır anlamında söylüyorum. Ha, yani eski, yani, e, eski parayla, 4 tamam. Tamam. Parayla, ya parayla 4. Bütçesi yetişmez ona belediyenin. Yeni parayla 4. Ya 4 milyar şey. yani büyük i̇şte bir rakam. 4 4 milyon az kalır. 4 milyar eğer çoksa. Tutarlı olur herhalde. Evet. Metro yapacağım dedi. Yurt dışından da kredi almış o zaman. Sancaktepe metrosuna beton döktü. 2019 seçimleri öncesine yine İBB borç batağında borçlarını azaltacağız dedi. Ama tam tersine borçlanmada bir rekora imza attı. Borç alma töreni düzenledi. Yine 2019'da 40 semte 40 doğum evi. 10 çocuk sağlığı, 20 kadın sağlığı merkezi kuracağım dedi. Hiçbirini yapmadı. Olmayan şeyi nasıl hatırlayacak? Haklı. Devletin yaptığı, Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro projelerini üstlenmeye, sahiplenmeye çalıştı. Fikri, fikri mülkiyet hırsızdı bak bu fikren. Reklamlarla bu projeleri kendisi yapmış gibi gösterdi. Hala ona devam ediyor. AK Parti'nin yönettiği Fatih Belediyesi'nin yaptığı mesela Balat Fener Evleri restorasyonuna afişler asarak sahiplendi ben yaptım diye. Eğitim enstitüsü kuracağım dedi, eğitim merkezi dedi. İstanbul'un en büyük halk üniversitesi olarak sayılıyor. İSMEC'e ait 37 kurs, kurs merkezini kapattı. Kapatmakta ve yürüyen bir işe beton döküp dondurmakta, durdurmakta rekor kırıyor. Hayvan sağlığı işimiz çok önemli hayvan hakları değil mi? Ee, hayvan sağlığı zabıta ekipleri kurup hayvan takibi yapacağım dedi. Yani hayvan zabıtası kuracağım onları korumak için dedi. Bu konuda hiçbir adımını görmedi İstanbul. Sahipsiz köpekler özellikle kadın ve çocuklar için güvenlik sorunlarına geldi. Hep haberlere konu oluyor. Ben Osmanlı'dan bir örnek vermek istiyorum. Ee, 2. Abdülhamit zamanında mı tam hatırlamıyorum. İstanbul'da yine sahipsiz sokak köpekleri var. Bakın Osmanlı'nın hayvana verdiği önem. Bunu başka türlü anlatsak, sorsak Osmanlı'da Osmanlı ile ilgili yanlış bir kanaat olabilir. Ama ben şimdi ne olduğunu anlatacağım. Binlerce köpek sokaklarda o tarihte bir şirket diyor ki padişaha başvuruyor. Ben bu sokak köpeklerini toplarım, kurtarırım sizi diyor. Açıklıyor ne yapacağını köpeklerin derisinden diyor eldiven yapacağım diyor. Benim şirketim eldiven yapacak diyor. Para almam diyor toplarım diyor. Padişah karşı çıkıyor. Hayvan barınakları yaptırıyor. Köpekleri kurtarıyor. Hem sokaklardan topluyor hem hayvan barınakları yapıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani normalde ya işte o zaman hayvan hakkı yoktur falan gibi bazıları düşünebilir. Ama müthiş buna karşı geliyor. Şimdi öğrencilerle ilgili İmamoğlu vaatlerde bulundu 2019'da. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Mesela 1 milyon 855 bin, ortalama 2 milyon diyelim. Öğrenciye destek vereceğim dedi, söz verdi, vaatte bulundu. Bunların çok az bir kısmını ancak gerçekleştirebildi. 14 yeni aile danışma ve eğitim merkezi, İstanbul için konuşuyoruz. 14 yeni aile danışma ve eğitim merkezi açacağım dedi. Kaç tane açmıştır? Salih Nayman Sıfır sanırım. Yok hakkını almayın. Var mı? Tane. Üç. 14 tane söz vermiş, iki tane açmış. Orada oran iyi. Yine bir şey var. 14'te iki diyorsun. E yani oran var en azından. İstanbul'un plajlarını geliştireceğini söyledi. Plajlar bakımsızlıktan yosun bağladı. Belgeler öyle. İstanbul'a hizmet etmek için yola çıktı bana oy verin dedi. Mazbatamı verin dedi. İstanbul'un yaşadığı her felakette başka bir yerdeydi. İstanbul'u yalnız bıraktı, bir duygudaşlık kurmadı. İstanbul'un derdiyle dertlenmedi. Tatil bana yakışıyor dedi. Galiba şu anda geldiğimiz noktada da 31 Mart öncesi, ekranlarda az önce yayınladığınız biçimde unutmak ve hatırlamamak da ona çok yakışıyor. Ee, bence devam etmedi. O kar felaketinde İstanbul'da felaketi öğrendiği halde İngiliz büyükelçiliği olabilir bak insani bir haldir bu. Her anda siz bir insan üstü olamazsınız. Bir işiniz vardır, başka bir yerde felaket olabilir. Yapılması gereken ne? İşinizi bırakıp oraya koşmaktır. Değil mi? Niye orada değilsin diye hesap sorulmaz. Ama sen gördüğün bir kar felaketi var. İstanbullular çile çekiyor. Televizyonlar canlı yayınlara geçmiş. Duymasan ekibin haber vermese bile ekranlarda görüyorsun. Yemek yiyorsun ya alt tarafı. Eşli yemek yiyorsun balıkçıda. Boş ver diyor. Arkadaşla ilgileniyor diyorsun. Ya yapılacak şey nedir? İnsani olarak belediye başkanını bırakın. Olay yerine koşmak. Hem orada görünmek ve güç vermek. Hem de araç gerecinle yolu açmak değil mi? Yemek yemeye devam ediyorsun. ya yani umursama, umursamıyorsun. Bir de...